konumuz faslun fi salatil cenazeti, cenaze namazı konumuz. Hukmuha ve erkanuha diye benim kitapta var. Hukmu salati alel meyyiti ve erkanuha diye de PDF'de bir ara başlık söz konusu. Bu namazın hükmü nedir ve rükünleri nelerdir? Salatu namaz kılmak aleyhi ölü üzerine nedir? Farzu kifayetin farzı kifayedir. Ve erkanuha ve onun rükünleri nedir? Et-tekbiratu tekbirlerdir. Dört tekbirdir. Vel kıyamu ve kıyamdır. Yani hükmünü zaten aşağı yukarı herkes bilir. Rükünlerini de siz asla unutmayın. Günlerden bir gün bir merkez camisindeyiz. Günlerden bir gün yani yıllar önce. Bir emekli müftüyü getirdiler işte sohbet yapsın. Bir şeyler anlattı anlattı. Daha sonra konu cenazeye geldi. Rükünleri nelerdir diye sormadı da şöyle şöyle yapılsa namaz geçerli olur mu olmaz mı diye soruldu. Ne yapman gerekir? Namazın rükünlerini biliyorsan, rükünleri yerine geldiyse hemen bu namaz olur dersin. Bilmiyorsan şaşırabilirsin veya susarsın. Böyle bir durum oldu. Cevabı bilen tek kişi ben olmuştum. Bu tamamen neyle alakalı? Tekbirlerini ve kıyamın rükün olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunu unutmamalısınız. Sınavlara çıkan bir sorudur yani. Çok defa sorulmuş bir sorudur. Cenaze namazında özellikle ne var? Kıraat rükün değildir. Farz değildir, vacip değildir. Bu yüzden cenaze namazından ne okuyacağını bilmeyen birisi bile cenazeye gidebilir ki zaten gidiyorlar. Bugün cenaze namazına giden kişiler, atıyorum cenazede 50 kişi, 100 kişi varsa, bunlar bir sınava çekerim deseniz, kaçı namazı kılmayı bilir? Çoğu bilmez, birbirine bakarak tekbir alır. Duasını kaçı bilir? En az %80'i bilmez. Ama bu namazın geçerli olmasına da mani değildir. Ve şeraituha sittetün. Ve onun şartları da 6 tanedir. Onun şartları derken, mesela PDF'de daha güzel yazılmış. Şurutu salati alel meyyiti. Bir ölü üzerine namaz kılmanın şartları. Önüne gelen ölünün üzerine cenaze kılamazsın. İslamul meyti veya meyyiti. Ölü kişinin Müslüman olması şarttır. Bir kafirin cenazesini kılamazsın. Ve daharatuhu ve temiz olması yani yıkanmış olacak. Ve tekaddumuhu emamel kavmi ve cemaatin önünde olması gerekir. Ve huzuruhu ve ölü kişinin hazır olması yani gaibin namazı kılınır mı kılınmaz mı? Şafilerde kılınır, Hanefilerde gaibin cenazesi kılınmaz. Adamı Erzurum'da gömmüşler. Biz bir de İstanbul'da kılalım cenazesini denilmez. Önünde olacak. Ev veya huzuru ekseri bedenihi veya bedeninin çoğunun hazır olması, önünde olması gerekir. Ev veya da nisfihi yarısıyla beraber ma'a ra'sihi başı olacak. Zaten vücudunun yarısı olsa artı bir de başı olsa yine yarısından çoğu olmuş olur. Ve kevnül musalli namaz kılanın olması gerekir. Aleyha cenaze üzerine namaz kılanın olması. Gayra rakibin bila uzrin. Bir özür yoksa binekte olmaması gerekir. Arabadan beri ben cenazeyi kılayım veya at üzerinde kılayım denmez. Ve kevnül meyyiti alel erzi. Ölünün yeryüzünde olması gerekir. Musalla var zaten. Konulan yerler var. Fe inşaet kâne ise alâ dâbbetin. Bir hayvan üzerindeyse ölü. Ev veya da ala eylin nasi insanların ellerinin üzerindeyse ne olur? Lem tecüz es salatu namaz caiz olmaz. Alel muhtari tercih edilen görüşe göre illa min uzrin ancak bir özür varsa bu durumlarda da yine de caiz olacaktır. Sünenus salati alel meyyiti. Öyle bir başlık. Benim kitapta da ve sünenuha erba'un yazılmış. Namazın sünnetleri, cenaze namazının sünnetleri de 4 tanedir. Kıyamul imami, imamın bulunması. Nerede? Bi hidai sadril meyyiti.
Ölünün göğsü hizasında olması gerekiyor. Zekaran erkek olması gerekiyor. Kâne ev ünsa. Kadın da olabilir. Zekaran kâne ev ünsa. İster erkek olsun, ister kadın olsun fark etmez. Ney burada fark etmiyor? Ölünün erkek veya kadın olması fark etmiyor. Vessenâ-u Sübhaneke okumak. Ba'de tekbiratil ula, birinci tekbirin ardından Sübhaneke okumak nedir? Sünnettir. Ve salatu salat getirmek alennebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ba'de saniyeti, ikinci rekatın ardından. Ve dua'u ve dua yapmak lil meyyiti, ölü için ba'de saliseti, üçüncü rekatın peşine dua yapmak. Bunlar hep sünnet. Kısacası dua zaten direkt sünnettir diyebilirsiniz. Ed-du'a'u fi salatil cenazeti. Cenaze namazındaki duaya geldi sıra. Ve la yeta'ayyenu tayin değildir. Yani muayyen değildir. Lehu o dua için. Şey'un herhangi bir şey. İlle de şu duayı okuyacaksın diye bir şey yoktur. Ve inşaet da'a kişi dua yaparsa bil me'suri me'sur rivayet edilmiş demektir. Rivayet edilenler ile dua yaparsa. İşte bu durumda hı, o durum nedir? Ehsenu daha güzeldir ve eblevu ve daha hoştur, tesirlidir. Bilme'sur'da 2 yazmış benim kitabıma göre. 2'ye baktım. El mervi anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, yani me'sur peygamberden rivayet edilen demektir. Fehüve ehsenu ve eblevu dedik. Ve minhu işte o rivayet edilen dualardandır ne? Ma o şey ki hafıza ezberledi. Kim? Afun af. Hangi harf? Af'ta da 3 yazıyor. 3'e baktım. Ve o kimdir? Af bin Malik. Ahadu ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Af bin Malik. Yani kastedilen kişi bu. Bu kişi ezberlemiş. Min duain nebinin dualarından sallallahu aleyhi ve selleme. Nedir o dua? Allahümme ey Allah'ım. İğfir, affet, lehu o ölüyü. Verham ve rahmet et, hu o ölüye. Ve afi ve afiyet et, afiyet ver, hi ona. Ve'fu sensil anhu ondan, onu bağışla. Ve ekrim ve ikram et, nüzulehu varacağı yeri. Ve vesti' genişlet, medhalehu kabrini. Ve ıgsil yıkahu onu bil ma'i su ile. Ve selci kar ile vel beradi dolu ile. Ve nakkihi ve nak ile. Ve nakkihi onu temizle, pak eyle. Nak'ta 8 var. 8'e baktım. Burada ne diyor? Güzel yıkanmaktan kinaye diyor nak. Minel hataya, yani hatalardan onu pak eyle. Gerçek hakiki manada yıkamak değil de hatalarını sil demek istiyor. Kema yunekka es-sevbul ebyezu minel denesi. Kema o şey gibi ki yunekka es-sevbul ebyezu minel denesi. Denes kir demektir. Ebyaz beyaz, beyaz demek. Es-sevb elbise demek. Yunekka temizlediğin gibi es-sevb elbiseyi. Öyle elbise ki el-ebyezu beyaz. Neden temizlenmek? Mine denesi kirden. Ve ebdil ve değiştir hu onu, daran evini değiştir. Hayran daha hayırlısını ver, min darihi dünyadakinden daha hayırlısını vererek yurdunu evini değiştirmiş ol. Ve ehlen ve ehlini de değiş. Hayran daha hayırlısıyla, min ehlihi dünyadaki ehlinden daha hayırlı bir ehille kendisini değiştir. Ve zevcen ve eşini de değiştir. Hayran min zevcihi. Daha hayırlı bir eş ile eşini de değiştir. Ve edhilhu ve onu dahil et el cennete cennete. Ve e'izhu ve onu koru min azabil kabri kabir azabından ve azabin nari ve cehennem azabından onu koru. Ve yüsellimu ve selam verir kişi ba'de rabi'ati dördüncü rekattan sonra. Dördüncü tekbirden sonra. Rekat dedim. Min gayri du'ain dua okumaksızın.
Fi zahiri rivayeti, zahiri rivayeye göre böyle. Ve la yerfa'u kaldırmaz yedeyhi ellerini fi gayri tekbiratil ula, birinci tekbir hariç, birinci tekbirin dışında ellerini kaldırmaz. Ve lev şayet kebbera tekbirasa, el imamu imam, hamsen beşinci tekbir alsa, lem yutba tabi olunmaz. Velakin fakat yuntezaru beklenir. Selamuhu, onun selamı beklenir. Selam vermesi beklenir yani. Fil muhtari, muhtar görüşe göre böyle. Vela yustağfiru, af dilenmez. Li mecnunin, mecnun için. Mecnun deli demek. Ve sabiyin, ve çocuk için de af dilenmez. Ve yegulu, ve şöyle denilir. Allahümme ey Allah'ım, ic'alhu lena feradan. Onu bizim için bir önder yap. Önden giden kişi yap. Feradan da bir var. Ecran mütekaddimen. Önden giden bir ecir yap demektir. Ve ce'alhu lena ecran. Onu bizim için bir ecir yap. Ve zühran, ve devamlı bir ecir yap. Zühran da 3 yazmış. 3'e baktığımızda ma u'idde li vaktil haceti ey hayran bakiyen li ahiretina. Sonumuzda yani ahiretimizde baki bir hayır, ihtiyaç duyulduğu vakit hazırlanmış bir hayır onu kıl bize. İki de yani ve cealhu lena ecran. Ecranda da ey sevaben. Yani bizim için bir sevap vesilesi eyle yazılmıştır. Ve cealhu lena şafi'an müşeffa'an. Ve cealhu sen onu yap, kıl lena bizim için şafi'an bir şefaatçi. Öyle şefaatçi ki müşeffa'an şefaati kabul edilen, makbul bir şefaatçi eyle. Şafi'an da 4 var. Yeşfa'u li gayrihi. Müşfa'an makbul şefaat. Müşfa'an ne demek? Müşeffa'an ne demektir? Şefaati kabul edilmiş demek. Şefaati makbul bir şefaatçi eyle. Faslun fi beyan hakkin nasi bi salati aleyhi başlığında kalıyoruz.